Dinleyicimiz bir başka sorusunda da diyor ki, ben Hakikat Kitap Evi'nin bütün kitaplarını aldım, okumaya çalışıyorum. Bir tane de diyor Kur'an-ı Kerim tefsiri almak istiyorum diyor. Önerebileceğiniz bir şey var mı? Veya alayım mı şeklinde bir sorusu var. Bir, almasın. İki, önerebileceğimiz de hiçbir piyasada tefsir yok bir kere. İndiği mütalalar var. Yani Allah-u Teala buyuruyor diye kendi anladığı ve düşündüğünü yazmış. Daha önce müfessirini kiram var, onlar men edilmemiş. Mesela Osmanlı döneminde tefsiri Mevakıp. Bunu Latin harflere de çevirmişler. Ne dereceye kadar çevirdiler, o da ayrı bir durum da. Osmanlıca olarak yazılmış. Bizde var orijinal iki cilt halinde. Mesela o tefsir diye geçiyor. Aslında meal. Ama hülasa olarak bilgi veriyor. Yani buradaki ayet-i kerimede ne murad edilmiş? Nakli esas alarak. Çünkü her ayet-i kerime de ayet-i kerime iyi Peygamber Efendimiz açıklamış aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifler var. Veyahut da eshab-ı kiram alimdan efendilerini soruyorlar. Ya Resulallah, buradan murat nedir diye. Resulullah Efendimiz onları açıklıyor. Onlar hadis-i şerif. Dolayısıyla hadis-i şerifler buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Yoksa Osmanlı'nın eline kalemi alıp da ha ben buradan böyle anladım, bu işte asrın tefsiri bu, bu zamanın böyle tefsir edilmesi falan, zırvalıktır, başka bir şey değildir. Çünkü kelam-ı ilahi de murad-ı ilahi anlamaktır. Kelam-ı ilahi, yani Allah-u Teala'nın sözünden neyi murad ettiğini anlamaktır. Tefsirde murad. Onu da en iyi Resulullah Efendimiz bilir. Ondan sonra eshab-ı kiram, o müfessirini kiram bilir. Sen ben bunu bilemeyiz ki. Ha bazılar şimdi, he, tabii sen bilemezsin ama ben bilirim. Bilir misin? Bilirsin tabii. Cahil cesur olur. Hani şeyde büyüklerden bir zatın bir talebesi varmış da şimdi o zatın da bir oğlu var. Şimdi oğlu babasından önce vefat ediyor. Vefat etmeden önce o zatın yetiştirdiği o talebenin gerçekten hani babası o kadar talebesinin içerisinde onu alıyor, seçiyor, emanet ona yükleyecek. Ve vefat etmeden önce o zatın oğlu diyor ki, babamı şimdi iyi anladım. Bu kadar diyor, molozun içerisinden seni bulması var ya diyor. Büyüklere ait bir söz bu, tamam mı? Moloz, tamam mı? bu kadar molozun içerisinden, bu kadar molozun içerisinden, hakikaten bu kadar molozun içinden şimdi... Altın lirayı buluyorsun yani, molozun içerisinde o kadar molozun. Dolayısıyla bu zamanda hani böyle ala ile vala ile reklamlar var. Adamların ünvanları var, etiketleri var falan. Hepsi, hiçbirisi beş var. İslamiyet'te hani Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne ait bu. Yani bu zamandaki verilen bu hani şekilde şeyler söyleyiver. Diploma etiketler. Helada kağıt bile olmaz yani. Temizleme bezi bile olmaz. Çünkü bunlara güvenerek bir şey söyleyecek olursan hiçbir kıymet ifade etmez. O değildir ilim. Ya bugün şartlarda işte hazırlıyorsun, ediyorsun falan, tamam hani bir kariyer şey yapıyorsun falan da, ama ona güvenme. Ona güvenme. O apayrı bir şey. Öyle olmuş olsaydı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat Üniversitesi rektörüydü. Abdullah Dehlevi Hazretleri bütün bu ihtişamına, itibarına, devlet indinde de itibarına rağmen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'ni helal temizlettirdi. Kolay mıdır yani? Tabii kolay mıdır? Geç öbür tarafta Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de evladı Resul olmasına ve medreselerde bütün ilimleri hazmetmesine rağmen Taha-i Hakkari Hazretleri'ne taharet taşı toplattırdı dağlardan. Ya bir yerde hakaret gibi. Ama lazım. Tedavi şeklini onlar bilir. Tedavi şeklini onlar bilir. Yankı Şemsettin Hazretleri de gitti köpeklerle beraber. Köpeklerin yediğinde yemeğe kalktı. Hacı Bayram Veli Hazretleri köse şimdi kalbimize girdim buyuruyor. Bu iş öyle hatır gönül işi değil. Yani ilim öğrenmek kibri kalpten çıkarmaz. Bir kalpte kibir varsa oraya da ilahi nur girmez. Şimdi bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte buyuruyor ki resim, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet meleği girmez. Kütüb-i sitede var bu hadis-i şerif. İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bu hadis-i şerif böyledir demiyorum. Açık manasına, manasını kabul etmek ve inanmakla beraber buyuruyor. Nasıl ki hadis-i şerifte rahmet meleği köpek bulunan eve, odaya rahmet meleği girmezse kalbinde köpekleri var. Kibir, ucub, riya, haset bunlar diyor kalbin köpekleridir. Bunlar kalpte varken
oraya rahmeti ilahi girmez. Adam bakıyorsun mesela etiketine güveniyor, kibirli. O sana birazcık bir şeyler yazmış, çizmiş veya konuşmuş, haset ediyor başkasını. Ondan sonra kendini beğeniyor, ucup sahibi. Ondan sonra riyakarca hareket ediyor. Ya İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurdukları kibir, ucup, riya, haset hepsi sende var. Bu köpekler kalpte duruyor adamın. Okuduğu ilim bunu tedavi edemiyor. Etmiyor da. Hatta besliyor. E böyle bir kimse tefsir yazacak. Anam anam anam, bire bire bire. Niye anlayacak bu adam? Kendi söylediklerini söyleyecek bu. Kendi düşündüklerini anlatacak bu. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Bir zamanlar Seyyid Kutub'un işte asrın tefsiri falan diye sundular diye. Evet. Yani sundular. Hiç alakası yok. Var öyle işte. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, imani hakikatleri açıklıyor falan. Nerede açıklıyor? Niye açıklıyor? Adam kendi düşüncesini imanı hakikatler diye, Kur'an tefsiri diye adam sunmuş, açıklamış. Hiç alakası yok. Tabii gün ve zaman gelince Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerin bizzat hayatları, Evliya-i Kiram'ın hayatları, sözleri dikkatli bir şekilde okunduğu zaman kendilerini şeyh, kendilerini hoca, kendilerini üstad, kendilerini aynı şekilde bilmem dinde yetkili zanneden kimselerin altının çapan olduğu, bozuk olduğu açık net bir şekilde görülür.